Az önce de anons ettiğimiz gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Bu geceki özel konuğumuz kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Gecenin bu saatinde bizi kırmadınız, geldiniz. Bir kez daha teşekkür ederim şahsım ve ekibim adına. Onlar da heyecanla bekliyorlardı sizin gelmenizi. Sıcak gündem malum Osmanlıca. Nasıl bakıyorsunuz tüm bu tartışmalara? Şimdi bir kere herkesin bu işi çok fazla büyüttüğünü düşünüyorum. Osmanlıca öteden beri bilhassa liselerde seçmeli ders olarak okutulması düşünülen, konuşulan bir meseleydi. Son zamanlarda gündeme geldi ki burada da zaten sadece İmam Hatip liselerinde ve sosyal bilimler liselerinde mecburi ders olarak okutulması ki işin tabiatı zaten böyle. Diğer liselerde ise seçmeli okutulması var. Bu kadar büyütülecek bir mesele değil. Ama tabii bizde hadiseler gündem umumiyetle ideolojik bakış açılarıyla değerlendirildiği için bu Osmanlıca da biraz bu şekilde ele alındı. Osmanlıca ayrı bir dil değil, Türkçedir. Bu coğrafyada yaşayan Türklerin ata dilleridir. Ancak Osmanlı Devleti bir imparatorluk olduğu için burada ırk çok fazla ön plana çıkarılmazdı. Son devirde yaşayan Osmanlı münevverleri Türkçe'ye lisan-ı Osmani derlerdi. Ve lisan-ı Osmani denilen Türkçe bundan 80-90 sene öncesine kadar Arap alfabesiyle yazılırdı. Arap alfabesi Türkleri Müslüman olduktan sonra benimsedikleri bir alfabe. Ondan önce Türklerin kullandıkları Göktürk alfabesi ve Uygur alfabesi var. Göktürk alfabesi milli bir alfabedir. Uygur alfabesi ise adapte edilmiş bir alfabedir. Bunların yerine kabul edilmiş uzun zaman mezar taşlarından tutun da tapu kayıtlarına kadar, ilmi eserlerden tutun da hususi mektuplara kadar bu yazıyla yazılmış. Öyle veya böyle hayatımıza damgasını vurmuş bir alfabedir bu. Ve Türkçeyi güzel ifade etmiştir. Çünkü bin yılın geleneğiyle Türkçe'de bulunan pek çok harf, pek çok kelime bu alfabeyle ifade edilmiştir. Şimdi bu konuda biraz bilgilenmeye de ihtiyacımız var. Özellikle bu tartışma ortaya çıktıktan sonra farklı değerlendirmeler ve iddialar da ortaya atıldı. Örneğin kimileri diyor ki Osmanlıca devşirme dilidir, saray dilidir. Sokaktaki vatandaş Osmanlıca konuşmazdı ya da bu kadar ağdalı bir dil konuşmazdı. Şimdi efendim burada mesele ama bu değil. Burada mesele Osmanlıca alfabenin öğretilmesidir. Yani burada mesele olan Arap alfabesi. Eski yazı denilen Arap alfabesidir. Fakat Arap kelimesine daha çok insanlar alerji duyduğu için Osmanlıca tabiri kullanılıyor. Yani burada Osmanlıca dili zaten kimsenin öğrenmesi mümkün değil. O artık dil yaşayan bir şeydir. Zaman içinde değişir. Bazı kelimeler unutulur. Bazı kelimeleri yeni başkaları alır. Elbette ki Osmanlıca denilen dilden kastettiğiniz bu ağdalı bir dil ise karikatürize edildiği gibi elbette ki halk bunu konuşmaz. Ama halkın konuşmasıyla entelektüellerin konuşması hiçbir zaman aynı olmaz. Bu dünyanın her yerinde farklıdır. Elbette ki Osmanlı entelektüelleri, şairleri, alimleri, yazarları, devlet ricali ile basit halk aynı kelimeleri kullanmaz. Karikatürize edilen eğer entelektüellerin diliyse buna diyecek bir şey yok. Demek herkes avam ağzıyla konuşmayı seviyor. Burada mesele o değil. Burada Osmanlıca harflerin öğretilmesidir. Bunu öğrenen talebeler, insanlar eskiye ait metinleri okuyabileceklerdir. Mesele bu. Hiç tutup da bazı televizyon kanallarında karikatürize edildiği gibi veya egzajere edildiği gibi Osmanlıca dil değildir burada öğretilecek olan. Ama tabii elbette eski metinleri anlamak için kelime haznesinin zengin olması icap eder. Bir insanın kelime haznesinin zengin olması ona bir üstünlük kazandırır. Bu hiçbir zamanda sakınılacak, çekinilecek, üzülecek bir şey değildir. Kelime haznesinin yıllardan yıla değişimi noktasında nasıl değerlendirme yaparsınız? Yani bizler mesela bugün yaşayan sıradan vatandaşla 100 yıl önce yaşayan sıradan vatandaşın kullandığı kelime sayıları arasında bir fark var mıdır? Bir azalma, çoğalma? Şimdi sıradan vatandaş dediğiniz avam 3 aşağı 5 yukarı belki aynı kelime sayısıyla konuşur. Ancak entelektüellerin kullandığı kelimelerin farklı olması lazımdır. Lise tahsili mesela dünyanın her yerinde belli bir entelektüel birikim kazandırmak için okunur. Bizde üniversiteye bir geçiş basamağıdır. Ama dünyanın her yerinde ilkokul asgari bir bilgi seviyesi hasıl eder. Ortaokul liseye bir hazırlıktır. Lise ise ara eleman, ortalama eleman yetiştiren yerdir. Burayı bitiren kimsenin birkaç bin kelimeyi gayet rahat kullanması beklenir. Bunun için orada edebi metinler okunur, şiir okunur, roman okunur. Ve bunlarla talebenin, lise talebesinin kelime haznesi,
düşünce dünyası geliştirilir, hayal gücü arttırılır. Hı hı. Bir insan ne kadar çok kelime, birçok kelime bilirse fikirlerini, düşüncelerini, kanaatlerini o kadar kolay paylaşabilir. Yani entelektüel bir insan olur. Kültürlü bir insan olmak için elverişli bir zemin hazırlar. Kelime insanın duygularını ifade eden vasıtadır. Dil bunun için vardır. Osmanlı entelektüelleri şiirden, nesirden, edebiyattan iyi anladıkları için, hiç ummadığınız kimseler okumaya meraklı olduğu için elbette ki Osmanlı entelektüellerin kullandığı kelime, şimdi kendisini entelektüel olarak gören, lanse eden veya öyle bilinenlerden çok daha fazla. Bunu yazdıklarından, kullandıklarından, şiirlerinden biliyoruz. Ama avam her zaman aynı kelimeleri belki kullanır. Fakat şunu da söylemek lazım ki sadece Osmanlı cemiyeti için değil, bundan önceki asırlardaki cemiyet hayatı biraz daha edebiyata, biraz daha duygu dünyası zengin olan cemiyetlerdir. Onların kelime haznesinin daha fazla olduğu düşünülür. Şimdi bilhassa bu kısa yazışma vasıtalarıyla, Twitter'larla, eskiden Messenger'larla insanların çok daha az ve kısa kelimelerle meramını anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bilhassa gençlerde bu vahim neticeler doğuruyor. Şu anda çok az kelime biliniyor. Çünkü gençler roman okumuyor, şiir okumuyor. Ders kitaplarını bile mümkün mertebe ders notu şeklinde okuyorlar. Öyle olunca da insanların kelime haznesi gelişmez. Yaşlıları dinlemiyorlar. Yaşlı kalmadı zaten. Veya dinleyecekleri yaşlılar da belki kendileri kadar kelime biliyor. Onun için bir vahim bir tablo var aslında. Türkiye'de özellikle ilk orta öğretimde zorunlu ders olarak kabul edilen ya da seçmeli ders olarak uygulanan kimi yabancı diller var. Ben şunu merak ediyorum. Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Hukuk kökenlisiniz. Belki özel ilginiz gereği İngiliz çalıştınız, yurt dışında da çeşitli okullarda görev yaptınız ama mesela Türk Edebiyatı bölümünde akademik kariyer yapacak olan bir kişinin İngilizce dil sınavını geçmek zorunda olması biraz tuhaf değil mi? Bu beni mesela hep düşündürtmüştür ya da çok nitelikli bir Sümerolog ama İngilizce bilmesi gerekiyor. Yani dünyada birkaç kişinin bildiği bir dili çözmüş bahsi geçen kişi ama İngilizce bilmezse doçentlik kadrosuna kavuşamıyor. Evet. Şimdi dünyanın her yerinde akademisyenlerin bir yabancı dili çok iyi bilmesi bekleniyor. Ama bu yabancı dil eğer İngilizce, Almanca, Fransızca gibi beynelmilel bir dilse belki öyle değil. Amerika'daki akademisyenlerin İngilizce'den başka bir dil bilmeleri ve Almanya'daki akademisyenlerin Almanca'dan başka bir dil bilmeleri her zaman rastlanan bir şey değildir. Ama şurada şöyle bir gerçek de var. Avrupa ilimde, teknikte belli bir mesafe kat etmiş ve her fennin, her ilmin ciddi bir literatürü teşekkül etmiş. Mesela bu yakın zamana kadar Almanca'daydı. Almanca'da tıptan edebiyata, tarihten dine ne ararsanız mutlaka onun literatürünü yani onunla alakalı kaynak bulabiliyordunuz. Hatta Rusça bile bir bakıma böyledir. Şu anda İngilizce böyle oldu. Geçen asırlarda Fransızca böyleydi. Bunlar hem literatür bakımından böyledir hem de dünyanın her yerinde öyle veya böyle bir ortak lisan halini almıştır. Yani İngilizce bildiğiniz zaman, Çin'e gittiğiniz zaman da, Afrika'ya gittiğiniz zaman da öyle veya böyle kendi meslektaşlarınızla ortak bir konuşma dili bilmiş oluyorsunuz. Ama belki çok abartılıyor, o ayrı bir mesele. Ama hadiseyi bir de şöyle bakın. İlk orta ve lise tahsilinde niçin yabancı dil öğrenmek mecburidir? Niçin resim ve müzik dersleri mecburidir? Niçin beden eğitimi mecburidir? Bunları beğenmediğim için söylemiyorum, tam tersine. Bunlar bir cemiyetin kültür seviyesinin yükselmesi için çok lüzumlu derslerdir. Ama niçin heves ve istidat yani hususi kabiliyet gerektiren dersler bütün talebeler için mecburidir? Resim kabiliyeti olan, müzik kulağı olan, lisanı istidadı olan çocuklarla hususi olarak alakadar olunsa ciddi ressamlar, ciddi müzisyenler ve çok iyi lisana sahip olan gençler yetiştirilse, buna istidadı olmayan gençler başka yöne kanalize edilse ve bu istidatlı gençlerle daha çok meşgul olsa çok daha iyi olur kanaatindeyim. Ama bizim marif sistemimiz öteden beri Fransız taklidi ama Fransa'da çok iyi neticeler doğurdu halde bizde doğurmayan bir sistem. Bu sistemi düzeltmeyi, ıslah etmeyi kimse düşünmüyor. Her hükümet gelir, gider, marif bizde aynı kalır. Hiçbir değişiklik yapılmaz. Değişiklik hep formel değişikliklerdir. İmtihanlar, şekiller, tayinler, onlar değişir. Üniversitelerde de böyledir. İmtihan sistemleri her sene değişir. Ben bizim fakültelerde imtihan sistemini hiçbir zaman öğrenemem. Çünkü her sene değişir. Ama esas müfredat hep aynı kalır. Burada çocukların çok fazla gereksiz, lüzumsuz bilgilerle yüklendiğini düşünüyorum. Çocukların istidatlarına, kabiliyetlerine, heveslerine göre yönlendirmediklerinden yakınıyorum. Onun için bizde nesiller hep heba oluyor, ziyan oluyor.
liselerde hep aynı şey öğretiliyor, tek tip insanlar yetiştiriliyor. Ama öte taraftan bakıyorsunuz felsefe, sosyoloji, psikolojik bir ders ziyan oluyor. Liselerde hep aynı şey öğretiliyor, tek tip insanlar yetiştiriliyor. Ama öte taraftan bakıyorsunuz felsefe, sosyoloji, psikolojik bir dersler talebeler hiç görmemişler. Hepsi müzik görmüş, beden dersi almış, resim dersine girmiş, el işi dersi almış. Çoğu çok zor geçmiş, annesine babasına yaptırmış falan. Ama psikoloji okumamış. Herkese lazım olan bir ders. Veya sosyoloji okumamış. Böyle de bir garabet var. Yani işin tamamının düzeltilmesi yani lazım mesela, ama bu da zor. Şimdi sanattan bahsedince, resimden bahsedince aklıma gayri ihtiyari Hitler'in Viyana Üniversitesi'nde girdiği mülakat geldi. Ressam olmak istiyor ve resim okumak istiyor. Ancak girdiği yetenek sınavında onu yeteneksiz buluyorlar ve sen git mimar ol. Ancak onu becerebilirsin diyorlar. Yani hani resim yetenek isteyen, kabiliyet isteyen çok önemli bir branş ve o sınavı yapan hocalar mimariye burun kıvırabiliyorlar. Evet, öyle. Yani işte sanata bakış açısı açısından da bence güzel bir anekdot. Mimari eski devirde bir sanat dalı olarak görülmezdi. Çünkü inşaatçılıkla mimari bir kabul edilirdi. Günümüzde bunların çok farklı branşlar olduğu ortaya çıktı. Bir zaman ilerledikçe insanların disiplinlere, ilimlere bakış açısı değişir. İhtiyaçlar değişir. Bugün mimari bir sanattır ama yakın zamanda öyle görülmezdi. Peki. Şimdi bir devlet arması konusu var. Dünyada iki ülkenin devlet arması yok. Bunlardan biri Türkiye ve bazı siyasiler Türkiye'nin bayraktan sonra bir arması olsun diye harekete geçtiler. İzninizle haberi paylaşalım. Hem izleyicilerimize de hatırlatmış oluruz. Sonra Osmanlı armasının hikayesini ve eğer hayata geçirilirse bir Türkiye armasının nasıl olması gerektiğine dair değerlendirmelerinizi almak isterim. Sayın seyirciler, izliyoruz. Harekete geçildi. Artık bu görüntü son bulacak. Türkiye'nin de bir arması olacak. AK Parti milletvekilleri dünyada sadece Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti'nde olmayan devlet armasının oluşturulması için kolları sıvadı. Devlet arması için teklif hazırlandı. AK Parti Şanlıurfa milletvekili Zeynep Karahanuslu ve 30 milletvekilinin imzasını taşıyan düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi armasının belirlenmesi hakkında kanun teklifi adını taşıyor. Teklifin yasalaşması durumunda devlet armasını belirlemek üzere mecliste bir komisyon kurulacak. 12 kişilik komisyon partilerin önereceği 3'er isimden oluşacak. 3 ay süreyle çalışacak komisyonun belirleyeceği arma tasarımı meclis genel kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra kesinlik kazanacak. Türk tarihinde arma çalışmaları yeni değil. İlk devlet arması 2. Mahmut tarafından yaptırıldı. 2. Abdülhamit ile son şeklini aldı. Ancak Osmanlı arması Cumhuriyet'in ilanıyla kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet döneminde ise 1927 yılında bir girişimde bulunuldu ancak resmiyet kazanmadan rafa kalktı. Devletin bayrağından sonra en önemli temsil simgesi olarak gösterilen armanın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı özelliğine sahip Tayyip Erdoğan döneminde kullanılmaya başlanılması önemini daha da arttıracak. Sizce gerekli mi bir Türkiye arması? Gerekli gözüküyor. Her memleketin var. Az önce bazı görüntülerde izledik. Sayın Cumhurbaşkanı'yla mevkidaşı yan yana konuşma yapıyorlar. Birinin önünde bir arma var, diğerinin önü boş. Biraz göze tuhaf geliyor açıkçası. Evet, milletlerarası münasebetlerde aktif rol oynadığınız zaman ister istemez bir takım gelenekleri kabul etmeniz icap ediyor. Bu arma geleneği Şark kültüründe olmayan bir gelenektir. Eski Türklerde ongunlar var, yani aşiretleri, kabileleri ifade eden ongunlar var ama bunlar bayrak yerine kullanılmıştır umumiyetle. Avrupa'da ise bu çok mühim. Ta öteden beri soylular kendi askerlerini diğerlerinden ayırmak için bir arma tespit etmişler. Bu arma o soylu şövalyenin ailesinin geleneği, nasıl soyluluk unvanı aldığını sembolize eden bir takım figürler vardır. Arslan, ejderha gibi, mızrak gibi, kalkan gibi figürler vardır. Üzerinde Latince bir yazı vardır mutlaka. Yani o şövalyenin hayat felsefesini gösteren ve o zamandan beri Avrupa'da bütün soyluların hemen hemen armaları vardır. Avrupa'da devletler hep bu feodaliteden geldiği için her devletin vaktiyle monarşi, hepsi monarşiydi,
Bir kısmı sonradan Cumhuriyet'e dönüştü ama yine de hepsinde bu armayı görüyoruz. Putin'in önündeki Rusya arması bile Çarlık Devri'ndeki armanın biraz modernize edilmiş şeklidir. Evet, Rusya bir cumhuriyet ama bir zamandan beri Çarlık geleneklerinde ibra etmiş. O zaman Çarlık geleneklerinde ibra etmiş. O zaman kilit soru gelsin. Biz de Osmanlı armasını alıp modernize mi etmeliyiz? Evet. Şimdi armanın tarihi bir temeli olması icap ediyor. Böyle bayraklar, armalar veya çeşitli devleti temsil eden şeyler sonradan kabul edildiği zaman çok fazla bir amme efkarında bir kabul görmüyor. Umumi kabul görmüyor. Onun için her şeyi biraz geleneklere bağlamakta fayda var. Günümüzde zaten bazı müesseselerin kapısına da eski tarihleri yazarlar. İlk kuruluş bir nüve bulurlar. Onu yazarlar. Bir şey ne kadar eski ise o kadar geleneği var demektir. Geleneği olan şey ise kıymetlidir. Böyle bir bakış açısı var. Onun için siz şimdi yeni bir arma yaparsanız bunun ne kadar insanların hoşuna gideceği, ne kadar kabul görüyor şüpheli. Mesela Türk lirası için bir sembol bulundu. O bile çok fazla alaka görmedi. Sterline benzeyen bir arma. Çünkü öteden beri böyle bir şey yoktu. Mesela Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki yıldızların tamamı kullanılmalı mı? Ya da Osmanlı armasına eklenmeli mi? Ama şimdi bir devletin mi? Arması var. Bir de devletin içindeki bir takım müesseselerin arması var. O Cumhurbaşkanlığı Forsu'dur. Onu çektiğiniz zaman Cumhurbaşkanı var demektir. Elbette ama sonuçta sembolik değeri var. Ve Türk tarihine atıfta bulunan bir Hatta bir ara onu kullanalım dediler. 16 Türk devleti var. Fakat yani bir de şöyle bir gerçek var. 16 Türk devleti yok. Daha fazla var veya daha az var birbirinin devamı kabul ederseniz. Bazıları Türk devleti bile değil. Orada bile bir tartışma var. Sonra çok devlet kurmak da bir marifet değil. Çok devlet kurmak, çok devlet de yıkmak manasına geliyor. Onun için çok da yani kullanılabilecek bir şey değil. Devlet arması günümüzde lüzumlu. Ama dediğim gibi bunun için geleneklere sahip çıkmak lazım. Biz maalesef, bizim devletimiz eski geleneklerinin pek çoğunu reddetmiştir. Gerekçeli ve gerekçesiz olarak. Bir tek Osmanlı'dan kalma Türk bayrağı vardır. Onun dışındaki her şey, müesseseler. Halbuki müesseselerin çoğu Osmanlı'dan kalmadır. Şu anda ne varsa, tapu dairesinden tutun nüfus idaresine kadar, Danıştay'dan tutun parlamentoya kadar, bunlar hepsi Osmanlı'dan kalmadır. Ama siz bunları yeniden kurdunuz. Osmanlı'da yoktu. Bunları biz ihdas ettik derseniz, o zaman mazi ile irtibatınızı kesmiş olursunuz. 1927'de bir müsabaka açıldı. Arma müsabakası. Namık İsmail kazandı o müsabakayı. Bir arma. Basit bir arma. Kabul edildi. Arma o kadar basitti. O kadar basitti ki kurtlu bir arma. O zamanki moda üzerine yapılmış bir armaydı. Bunu devlet ricali bile beğenmedi. Kabul edildiği halde, kazandığı halde resmiyete geçirilmedi. Ve o zamandan beri Türkiye'nin bir arması yok. Osmanlı Devleti armayı niye kabul etti? Biraz evvel söylediğim sebeplerle. Osmanlı Devleti'nin bir arması yoktu çünkü Osmanlı Devleti feodal geleneklere göre kurulmuş bir devlet değil. Bir şark imparatorluğudur. Ama Sultan Abdülmecit'ten itibaren artık Avrupa'nın bir parçasıdır Osmanlı Devleti. Kırım Harbi'ne nihayet veren Paris Konferansı'nda Avrupa'yı teşkil eden beş büyük devletten, düveli muazzamadan biri de Osmanlı Devleti'dir. Onların armaları vardır. Fransa, Sultan Abdülmecid'e Lejyon Dönör nişanını verdi. Kırım Harbi'nde biz müttefiktik. İngiltere, Fransa ve İtalya ile. O zaman İtalya yok, Sardinya ile. Müttefiktik. Fransa Lejyon Dönör nişanını verince, ihtilalden beri Fransa'nın en büyük nişanıdır. İngiltere bundan geri kalmamak için İngiliz Kraliyeti'nin en büyük nişanlarından biri olan Dizba nişanını vermek istedi. Ve verdi. Kraliçe Victoria. Dizba nişanının Windsor Köşkü'nde bir salonu var. Gördüm ben onu. St. George Şapeli. Orada bu Dizba nişanı kime verilmişse onlar o şapeli şövalyeleri sayılıyor. Ve o kişinin arması oraya asılıyor. Şimdi Sultan Mecid'e verildi. Sultan Mecid'in armasının asılması lazım. Bütün soyluların arması var. Sultan Mecid'in yok. Bunun üzerine Kraliçe Victoria Sultan Mecid'den bir arma rica ediyor ve bu işte ihtisas kazanmış olan bir ressamı Charles Young'ı Türkiye'ye gönderiyor. Osmanlı Devleti'ne gönderiyor. Charles Young Osmanlı'yı sembolize eden ay yıldız, terazi gibi bir takım, sarık, sorguç gibi bir takım sembolleri kullanarak basit bir arma hazırlıyor. Bu arma Sultan Mecid tarafından tasvip ediliyor ve İngiltere'ye gönderilerek St. George Şapeli'ne asılıyor. Bu şimdiki Osmanlı armasının nüvesini bu teşkil ediyor. Sultan Hamit zamanında, yani Sultan Abdülmecid'in oğlu ve ondan sonra 1, 2, 3. padişah olan
Sultan Hamit zamanında bu armaya son şekli veriliyor. Bu arma çok ihtişamlı, çok teferruatlı, şatafatlı bir armadır. O zamanki geleneklere ve kabullere uygun bir şekilde yapılmıştır. Göz doldurmuştur her zaman. Ve günümüzde de resmi bir geçerliliği olmamakla beraber Osmanlı'yı sevenler, Osmanlı tarihine, Osmanlı geleneklerine alaka duyanlar tarafından çok kullanılmaktadır. Çok kullanılmaktadır. Evlerin duvarlarına asılmaktadır. Otomobillerin camlarına asılmaktadır. İnsanlar telefonlarına, bilgisayarlarına duvar kağıdı olarak yapmaktadırlar. Bazı ufak tefek dejenerasyonlar olsa bile şekillerinde 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Şimdi bu son kabul edilecek arma Osmanlı arması olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin bir devamı mıdır? Bazılarına göre evet devamıdır. Sadece rejim değişmiştir. Bazılarına göre devamı değildir. Bambaşka bir devlettir. Devamı diyenlere göre Osmanlı armasını kabul etmek belki makul görülebilir. Ama nasıl kabul edilecek? Pek çok şey değişmiştir. Değil diyenlere göre zaten böyle bir şey mevzubahis bile olamaz. Ama şurası bir gerçek ki bu armaya benzer bir armanın kabulü bir ihtiyaçtır. Ve görülüyor ki zaten devlet ricalde bu hususta karar almış ve kısa bir zaman içinde yeni bir arma göreceğiz. Umarız ki bu arma hem gelenekleri kucaklasın hem Türkiye'yi ifade etsin. Zevksiz bir şey de olmasın. Yani Osmanlı armasını beğeniyor musunuz mesela? Zevkli bir arma mıdır? Osmanlı arması tabii zevke göre değişir. Biraz fazla şatafatlıdır ama dediğim gibi bundan önceki asrın anlayışına uygundur. Yani Avrupa feodal armalarına bakınca Osmanlı armasının da böyle olması icap ediyor. Bir de Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. Bu armada bu imparatorluğun unsurların hemen hepsinin sembolize edilmesi istenmiş. Halifelik, padişahlık, Osman Gazi, adalet, tolerans, çeşitli Osmanlı toplulukları, kanunlar, Kur'an-ı Kerim, padişahın Osmanlı ülkesindeki hakimiyeti, İslam dünyasındaki hakimiyeti, Osmanlı ordusunun gücü, üç kıtadaki hakimiyeti, Osmanlı ordusunun kullandığı silahlarla ihtişamlı bir arma meydana getirilmiş. Mesela hiç bir hayvan unsuru yer almamış bunda. Evet. Özellikle mi tercih edilmiş? Tabii yani Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde. Osmanlı kültüründe canlı resmi hiçbir zaman kullanılmamıştır. Hiçbir yerde figür olarak ne hayvan ne canlı resmi duvarlara asılmamıştır. Süslemelerde kullanılmamıştır. Heykel de öyle, dini bir yasak sebebiyle. Osmanlı armasında da feodal armalardan farklı olarak bir hayvan yoktur. Feodal armaların %90'ında ya bir aslan, ya bir kurt, ya bir ejderha veya mitolojik hayvanlar, semender gibi bulunur. Yani mesela Prens William'ın armasında bir tarafta aslan var, bir tarafta bir unicorn var. Evet. Artı yine kenara köşeye sıkıştırılmış garip garip hayvanları. Silahlar ve mutlaka haç vardır mesela. Avrupa feodal armalarının çoğunda Hristiyanlığın sembolü olan haç vardır. Ama tabii bir Osmanlı arması, bir İslam devletinin arması da bu beklenmez. Onun için Osmanlı arması gerek canlı resminin, figürün bulunmaması, gerekse gayri İslami unsurların bulunmaması bakımından tipiktir. Tarihi konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü o kadar çok güncel gelişme oluyor ki mecburen bu işin arka planına da bakmak icap ediyor. Evet. Mesela IŞİD denen bir örgüt çıktı. Lideri kendini halife ilan etti. Dolayısıyla Türkiye'de halifelik tartışmaları zaman zaman yeniden başlayabiliyor ve üzerine konuşup hatta programlar bile yapmak durumunda kalıyoruz. Evet. Filistin karışık. Filistin'in tarihçesine her zaman bakmamız icap ediyor. Filistin'in Osmanlı'dan nasıl çıktığı gündeme gelen konulardan biri oluyor. Bu yıl Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı. Eğer 100 yıl önceye gittiğimiz zaman Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ikinci ayında olacaktık ve hakikaten son derece gergin bir ortamda yaşıyor olacaktık bu toprakta, evet, yaşayan insanlar olarak. Dolayısıyla hepsini konuşmamız gerekiyor. Nereden başlasam, neyi sorsam size bilemedim. Dilerseniz halifelikle başlayalım. Halifelik neden kaldırıldı? Neden ihtiyaç duyuldu? Baskı mı yapıldı Türkiye'ye? Nedir sizin görüşünüz? Evet, sizin işaret ettiğiniz gibi şu anda yaşadığımız hadiselerin hepsinin arkasında tarihi bir background var. Bunu bilmediğiniz zaman bugünkü hadiseleri analiz edemezsiniz. Geçmişi de inşa edemezsiniz. Onun için tarih bugünü anlamaya ve geleceği inşa etmeye yardımcı bir disiplindir. Ben tarihten hoşlanmıyorum, tarihi sevmiyorum. Olup bitmiş, ben bugüne bakarım, yarına bakarım diyen insanlar burayı gözden kaçırıyorlar. Bunu yapamazsınız, mümkün değil. Doktora gittiğiniz zaman bir hastalık sebebiyle veya check-up için size mutlaka genetik geçmişinizi soruyorlar. Annenizin hastalıkları var mıydı, babanızın var mıydı, dedenizin var mıydı? Bilebildiğiniz bütün genetik
haritayı çıkarmanız lazım. İkincisi, çocukluğunuzdan beri geçirdiğiniz hastalıkları, neye hassasiyetiniz var, bunları anlatmanız lazım. Bunları bilmediğiniz zaman doktor size teşhis koyabilir mi? Koyar. Peki bu teşhis ne kadar sağlıklı olabilir? İşte orası tartışmalı. Onun için günümüzdeki hadiseleri bilmek için geçmişi bilmek ve doğru bilmek icap ediyor. Zamanımızda zaten tarihe karşı merak bundan dolayı biraz da. Geçmişi bilmek ve doğru bilmek icap ediyor. Zamanımızda zaten tarihe karşı merak bundan dolayı biraz da teşekkür etmiştir. Siz bu kültürel genler konusuna inanır mısınız? Yani hakikaten toplumların, İnkar etmeniz mümkün değil. Milletlerin bir genetiği var mıdır? Bunu inkar etmeniz mümkün değil. Bu belki tıbbi olarak, fizik olarak değilse bile sosyolojik olarak vardır. Çünkü insanın karakterini biliyorsunuz bir miktarını genler teşkil eder. %30 kadarını. Ama %70'i onun çevreden edindiği hususiyetlerdir, hastalardır. Evet, genlerle gelen hususiyetler hiç değişmez ölene kadar. Can çıkar, huy çıkmaz sözü bunu ifade eder. Ama o çevreden kazandıkları belki karakterin %70'ini teşkil eder ama çok çabuk değişir. Evet, milletlerin de böyle bir genetik haritası var. Hiç üzerinden atamadığı bir takım genetik kodları var. Ama zaman zaman değiştirdiği, değiştirmek zorunda kaldığı veya değiştiremediği ama çevreden edindiği genetik kodlar var. Buna inanıyorum ben. Bunu zaten sosyal tarihle meşgul olduğunuz zaman, siyasi tarih değil, bak, siyasi tarihte de bunun verilerini bulabiliyorsunuz ama daha iyi görüyorsunuz. Kendi ailenizi bile şöyle bir geriye doğru bakıp analiz etseniz, babanız, dedeniz, tanıdığınız aile büyüklerini, birkaç kuşak aile içinde bile siz bu genetik kodların nasıl intikal ettiğini, bazılarının ne kadar dominant baskın olduğunu, bazılarının ne kadar kolay değiştiğini görebiliyorsunuz. Elbette bizim toplumumuzda da, başka cemiyetlerde de bu genetik kodlar var. Bunları bildiğiniz zaman bazı şeyleri daha kolay anlıyorsunuz, daha iyi analiz edebiliyorsunuz. Ama bunu da çok mutlak kabul etmemek lazım. Çünkü bu ilmen ispat edilmesi mümkün elbette, olan bir şey değil. Elbette. Soruyu hatırlatayım, halifelik. Halifelik. Şimdi efendim, halifelik İslam tarihinin en eski müesseselerinden bir tanesi. Halife yerine geçen demek. Hazreti Peygamber aynı zamanda bir peygamber olduğu kadar, bir cemiyet lideri olduğu kadar aynı zamanda bir siyasi liderdi. Ve kurduğu devletin başkanıydı, reisiydi. 10 sene kadar Medine site devletinin başkanlığını yaptı ve onun zamanında bütün Arabistan Yarımadası bu devletin hakimiyetine girdi. Vefat ettiği zaman bu devletin başkanı olarak onun en yakın arkadaşlarından birisi seçildi, Hazreti Ebubekir. Ve ona Hazreti Peygamber'in yerine geçen manasını halife dendi. Halef kelimesi buradan geliyor, halef selef. Halife devlet başkanı demektir. Önce bunun altını çizmek lazım. İslam devletinin başkanı. İslam devleti dediğim, İslami hükümlere göre yönetilen, hukuk kaideleri, siyasi prensipleri, İslam dininin prensipleriyle paralel olan devlete İslam devleti deniyor. Yoksa kendini İslam devleti diyen devlet ve kuruluştan İslam devleti olduğu manası çıkmıyor. Veya halkının çoğu Müslüman olan devlete İslam devleti denmez. Prensipler, kaideler mühimdir. Hukuk sistemi, siyasi sistem mühimdir. Bu devletin başkanına halife denmiş. Zaman içinde bu devlet o kadar genişlemiş ki bir ucu Atlas Okyanusu, bir ucu Çin. Vilayetler, eyaletler müstakil birer devlet olmuş. Bunun başındaki valiler sultan veya emir unvanını taşımış. Halife unvanını taşımamış ama aynı şartlara tabi olmuş. Hep merkezde Bağdat diyelim bir halifeye bağlılık iddiasında bulunmuş. Halifenin belki gücü ancak Irak'ta geçiyordu ama bütün bu sultanlar biz sizi tanıyoruz diyorlardı. Avrupa'daki imparator gibi. Bu halifelik Moğol istilasıyla biliyorsunuz Bağdat'ta yıkıldı. Kahire'de sembolik olarak devam etti. Güç sultanların elinde, halife tamamen sembolikti. Bir fener patriği gibi, papa gibi bile değil. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedince halifeliği uhdesinde taşıyan zat 3. Mütevekkil Abbasi ailesindendir. Bunu Yavuz Sultan Selim'e devretmiştir. Böylece tekrar halifelik dünyevi güç ve dini gücü bir araya getirmiştir. Sembolik olmaktan çıkmış, dünyevi bir otorite olmuştur. Osmanlı Devleti Hicaz'ı da sınırları içinde tutan en büyük İslam devleti aynı zamanda halife olmuştur. Halifelik nüfuzunu kullanmaları, bu sıfatlarını vurgulamaları Osmanlı padişahlarının sonraki yıllara dayanır. 1774'te biz Kırım'ı kaybettik. İlk kaybettiğimiz ahalisi Müslüman olan toprak Kırım'dı. Bu çok büyük bir infial, çok büyük bir üzüntü meydana getirdi. Osmanlı padişahları çok büyük bir diplomatik deha örneği göstererek dediler ki biz
Osmanlı ülkesindeki Müslümanların dünyevi lideriyiz, hükümdarıyız. Ama aynı zamanda bütün dünyadaki Müslümanların da ruhani lideriyiz, papa gibi. Dolayısıyla Kırım'daki Müslümanlar üzerinde de bizim ruhani otoritemiz. Böyle bir şey yok aslında. Yani İslam dininde böyle bir ruhani otorite yoktur. Ama Osmanlılar bunu pragmatik gördüler. Kırım'ı belki tekrar elde ederiz. Edemesek bile oradaki dindaşlarımızı koruruz diye bunu Ruslara kabul ettirdiler. Küçük Kaynarca. Küçük Kaynarca. Ondan sonra bunun çok faydası görüldü. Kırım'daki kadıları İstanbul tayin etti. Müftüler, medreseler, mektepler hep İstanbul'la irtibat halinde. Zamanla Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs gibi Osmanlı toprakları Osmanlı'nın elinden çıktıkça burada yaşayan Müslümanlar üzerinde Osmanlı padişahı hep bu nüfuzu kullandı. Sırbistan'daki Müslümanların ben halifesiyim. Yunanistan'daki Müslümanların ben halifesiyim. Ve o hükümetler de bunu kabul etti. O günden bugüne kadar bu nüfuz devam etti. Ama halifelik kaldırılınca buradaki Müslümanlar sahipsiz kaldılar ve başlarının çaresine bakmaya çalıştılar. Demir perde kurulunca bunların hepsi ortadan kalktı. Bir tek Yunanistan'da bugün bile işte müftüler vasıtasıyla Osmanlı padişahının küçük Kaynarca'da atmış olduğu bu teşebbüsün nüvesi yaşamaktadır. Şimdi, canlandırılabilir yönündeki iddialara nasıl karşılıyorsunuz? Halifelik 1924'ün 3 Mart'ında kaldırıldı. İngiltere 19. asırda dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurmuştu. Bu sömürge imparatorluğunun en kıymetli toprakları Hindistan, Mısır ve Afrika'da bazı kıymetli madenlere sahip topraklar. Burada Müslümanlar yaşıyor. Bu Müslümanlar üzerinde Osmanlı padişahının ruhani gücü var. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit bunu çok iyi kullandılar. Çin, Endonezya işlerine kadar hakim oldular. İngiltere şunu anladı ki ben Hindistan, Afrika gibi yerlerde hükmümü yürütmek istiyorsam ve Basra gibi, Musul gibi petrol havzalarında hakimiyet kurmak istiyorsam bir kere Osmanlı padişahının halifelik nüfuzunu ortadan kaldırmam lazım. Önce bunu Araplara geçirmeyi ben teklif edeyim. Diyeyim ki Araplara, halifeler Kureyş'ten olması lazım. Osmanlı padişahının Kureyş'le ne alakası var? Size geçsin. Ben de bunu destekliyorum. Böylece Müslümanlar bölünür. Araplar kolay lokma yutulur. Fakat daha sonra hadiseler o şekilde cereyan etti ki İngilizler halifeliği tamamen ortadan kaldırma politikasını takip ettiler. Gladstone'dan sonra. Sultan Abdülhamit bu maksatla tahttan indirildi 1909'da. Halifenin bütün gücü budandı. Şuradan anlıyoruz ki cihat fetvasına hiç kimse aldırmadı artık. Halbuki Sultan Hamid zamanında öyle değildi. Buna rağmen halifeliğin gene ciddi bir gücü vardı. Biliyorsunuz Yunan harbi sırasında Hint Müslümanları, Türkistan Müslümanları, Afrika'daki Müslümanlar sömürge halinde yaşadıkları halde halifeyi kurtarmak için Anadolu'ya yardım ettiler. Ve bu yardımlar Yunanlara karşı zaferin kazanılmasına çok büyük bir amil, etken teşkil etti. Aslında karşı karşıya olan o iki büyük devleti burada yine görüyoruz. Almanya ve İngiltere. Her zaman. Almanya'nın halifelik makamını kullanabilmek için o süreçte. O da halifeliği kullanmak istedi. İngiliz de kullanmak istedi. İngiliz sonra kaldırılmasına karar verdi. 100 yıldır dünya üzerindeki mücadele Almanya ile Anglo-Sakson bloğu arasındadır. Araya bir Rusya girdi çıktı. Şimdi Rusya gene ortada ama esas mücadele budur. Bu film çok görülmüyor nedense, bilen biliyor da. Yani şu anda Anglo-Sakson cenahı İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya ile mücadele ediyor. Irak savaşı budur, Afganistan savaşı budur, İran problemi budur, Suriye problemi budur, Filistin'deki problem, Mısır, hepsi arkasında bu vardır. Almanya ile Anglo-Sakson cenahının o zaman da vardı bu mücadele. Bu mücadelenin sahnesi maalesef Osmanlı ülkesi oldu. Ve 1924 yılına gelindiğinde halifelik saltanattan ayrılmış, sembolik bir şekilde Osmanlı ülkesinde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde duruyordu. Mustafa Kemal Paşa, o zaman da Atatürk değil, halifeliğin bu gücünü, nüfuzunu çok iyi biliyordu. Bu makamı muhafaza etmek istedi. Bir ara kendi uhdesini almak istedi. Onun için çok dindar bir görüntü vermiştir, biliyorsunuz. Daha sonra Osmanlı ailesinin üzerinde veya daha itaatli bir Şeyh Sunusi gibi bir alimin uhdesinde bunu muhafaza etmeyi düşündü. Fakat İngilizler kararını vermişti. Lozan müzakereleri sırasında İngiltere Türk murahhaslarına 3 tane şart dikte ettirdi. Bunlar herkese bilinen şartlardır. Bir, Musul'a girmeyeceksiniz, vazgeçin Musul'dan. Orası petrol havzasıdır, onu ben alıyorum. İki, Bolşevik olmayacaksınız, yani komünist olmayacaksınız, o blokta yer almayacaksınız. Üç, halifeliği kaldıracaksınız. Görüşmeler inkıtaya uğradı. İsmet Paşa
Türkiye'ye döndü. Eskişehir'de Mustafa Kemal Paşa ile görüştüler. Vadisenin ciddiyetini anlatınca Mustafa Kemal Paşa bu üç şartı da kabul etmesini söyledi. Bu üç şart kabul edildi. Bunu o zamanki İngiliz raporlarından, İngiliz istihbarat raporlarından, hatıralardan, çok çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz. Aslında bütün meseleler dönüp dolaşıp Sultan II. Abdülhamit'e de bağlanmış. Tabii, Musul deyince Musul'daki petrol yatakları, hatta Adıyaman'a kadar birçok noktayı kendi has arazisi yapmış Sultan Abdülhamit. Hatta fotoğraflarını gördüm ben. O dönemde katırlarla geliyorlar ve küplere yükleyerek petrolü taşıyorlar muhtelif yerleri ve yerden fokur fokur petrolün sızdığını ortaya koyan fotoğraflar var. Ki rahmetli herhalde muhtelif yerleri ve yerden fokur fokur petrolün sızdığını ortaya koyan fotoğraflar var. Ki rahmetli herhalde binlerce fotoğraf çektirmiş. Onlar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve tasnif ediliyor vesaire. Ve Filistin'de yine aynı şekilde. Aslında birçok şeyi görmüş, önlemini almaya çalışmış ama başaramamış. Evet, İza Gadel Gader, Umuyel Basar der Araplar. Kader hükmünü icra edince gözler kör olur. Sultan Abdülhamit Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından bir tanesidir. Hatalarıyla, sevaplarıyla ama hatalarından çok sevapları fazla olan bir hükümdar. Onun için mümtaz bir mevkide görüyoruz. Bunun en mühim sebepleri marif ve nafa, yani bayındırlık ve mekteplerde yaptığı hizmetlerdir. O bir tarafa büyük bir diplomatik dehadır. Sultan Abdülhamit dünya dengelerini çok iyi anlamıştı. Bugün dünyanın pek çok liderinin anlamadığı, göremediği, görmek istemediği şeyi o zaman anlamıştı. Almanya ile Anglo-Saksonların, yani İngiltere'nin er geç kapışacağını ve bu harpte galip gelen olsa bile ikisinin de perişan olacağını öngörmüştü. Nitekim öyle oldu. Bu harbe girmeyecekti, girmemeyi düşünüyordu. Onlar harap olurken Osmanlı Devleti'nin öyle veya böyle zinde bir güç olarak devam edeceğini düşünüyordu ve muhtemelen 20. yüzyıl içinde kendine göre bir takım planları vardı. Ama işler onun istediği gibi gitmedi. İngiltere Sultan Abdülhamit'in bu nüfuzundan çok çekindi ve Sultan Abdülhamit'in bertaraf edilmesi için var gücüyle çalıştı. Sadece İngiltere değil, o zamanki Mason kulüpleri bir sebepten Sultan Hamit'le kötü oldular. Siyonist teşkilat yeni yeni güçleniyordu. Bir sebepten Sultan Hamit'le kötü oldular. Rusya Sultan Hamit'ten her zaman çekiniyor. Çünkü bir takım Ermeni iddiaları var, onlara set çektiği için. İngiltere halifelik nüfuzu Fransa'yı yanına almıştı zaten. Dolayısıyla Sultan Hamit hiç dostu olmayan bir padişah. Hocam bir merak ettiğim bir şey var. Geçenlerde okudum. Filistin'de 1800'lerle birlikte çok sayıda yabancı okul açılmaya başlanıyor. Nasıl işte Türkiye'de, İstanbul'da, Kayseri'de, Doğu Anadolu'da açılmaya başlamış. Orada da açılıyor. Orada sayısı gitgide de artıyor. Alman okulları var ilk girenler ve bir süre sonra İbranice'yi mecburi ders olarak okutmaya çalışıyorlar ve Filistinliler bayağı bir rahatsız oluyor bu durumdan ve çocuklarını Alman okullarından alıp İngiliz Amerikan okullarına vermeye başlıyorlar. Şimdi insan düşünüyor, yaklaşık 2. Dünya Savaşı'ndan 50, 60, 70 yıl önce bunlar yaşanmaya başlamış orada. Almanlar Filistin'de açtıkları okullarda Arap ya da işte Kıpti gençlere İbranice okutuyorlar. Şimdi bu hani bugün senaryo denilebilecek birçok insanın inanmayacağı olası işbirliklerine dair bir işaret, bir kanıt gibi değerlendirilebilir. Bilmem katılır mısınız? Olabilir. Şöyle ki biliyorsunuz Yahudiler 2000 senedir dünyanın her tarafına dağılmışlardı. Romalıların Filistin'i işgali ve ondan sonra Kudüs'ü yakmaları, Mescid-i Aksa'yı da ortadan kaldırmaları üzerine Yahudileri sürdüler. İbraniler, Yahudileri sürdüler. Yahudiler dünyanın her tarafına dağıldı. En az yaşadıkları yer Filistin'di. Büyük katliamlara ve sürgünlere tabi tutuldular. Ve bunun bu hatırayı hiçbir zaman unutmadılar. Güçlü bir dine sahip oldukları için bu hatırayı yaşattılar. Ve biliyorsunuz 19. asır sonlarında dünyada bir Siyonist hareketi ortaya çıktı. Yahudiler de neticede bir millet. Bunların içinde dindar olanları var, dinle alakası olmayanları var, milliyetçileri var. Milliyetçi kanat, yani biz bunlara Siyonist diyoruz. Siyon, Kudüs'te bir dağın adıdır, bir tepenin adıdır. Üzerinde Davut peygamberin kabri vardır. Onu sembolize eden bir cemiyet kurdular. Ve bunlar ilk defa Basel'de, bir Alman şehridir İsviçre'nin. Orada toplanarak Siyonist Kongresi'nde bir takım kararlar aldılar. Bu kararlar dünyada bir Yahudi devletinin kurulması üzerinde toplanıyordu. Bunun için en ideal yer olarak Arz-ı Mevut, yani Allah'ın Hazreti Musa'ya vaat ettiği topraklar,
kabul edilmişti. Şeria Nehri ile Akdeniz arasındaki, yani bugünkü Filistin, İsrail'in olduğu yerdir. Burada bir devlet kurmak istediler. Bunun için biliyorsunuz o zaman Sultanahmet baştaydı. İngilizleri arkalarına alarak ve Avrupa'nın diğer devletlerini arkalarına alarak. Çünkü Yahudileri o zaman Avrupa hoşlanmıyor, sevmiyor. Çünkü zenginler, ekonomi ellerinde, medya ve akademik hayat ellerinde. Ama bir taraftan da mazlumlukları sebebiyle çok sempatizanları var. Yahudi kimliğini bırakmış, Hristiyan kimliğine bürünmüş Siyonistler var. Bunlar bu propagandayla Sultanahmet'e müracaat ettiler. İki defa, başlarındaki Theodor Herz. Ve Filistin'de muhtar, otonom, özerk bir Yahudi devleti istediler. O zaman Filistin'de çok az Yahudi yaşıyordu. Sultanahmet bunu reddetti. Çünkü bu orada büyük bir problem demekti. Yani Sultanahmet veya bir Osmanlı padişahının bir antisemitik olması düşünülemez veya Yahudi düşmanı olması düşünülemez. Osmanlı ülkesinde çok sayıda Yahudi yaşıyor. Dünyanın en büyük Yahudi şehri zaten Osmanlı ülkesindedir. Selanik. En çok Yahudi orada yaşıyor. Dünyada başka yerde o kadar Yahudi yok. Ama Filistin'de hassas bir hadisenin kopacağını Sultanahmet o zaman anlamıştır. Ve Sultan Abdülaziz de bunu anlamıştı. Oradaki Yahudi nüfusunu tahdit etti. Oraya Yahudilerin yerleşmesini, uzun süre kalmalarını, orada arazi almalarını yasakladı. Belli bir kotaya bağladı Sultanahmet zamanı. Ki nüfus oraya akmasın diye bunu anladı. Fakat işte o zaman Osmanlı ülkesinde başka bir problem var. Bu Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesindeki ekalliyetleri, o zaman ekalliyet denmiyor. Gayri İslami unsurları, yani Süryanisi, Ermenisi, Nasturisi, Dürzisi, Keldanisi, çok çeşitli milletler var, Melkitler var. Ve bunların ekserisi de Orta Doğu'da yaşıyor. Yani hem Filistin hem Musul, petrol havzası bunların yaşadığı yerler. Bunlar üzerinde bir çalışmaları var. Kendi tarafımıza çekelim bunları. Ortodoks olanları Rusya himaye ediyor. Katolik olanları Fransa himaye ediyor. İngiltere bunların dışında kalanları himaye ediyor. Bu arada Almanya sahneye giriyor. Musul'da ilk konsolosluğu açan. Burada bir takım mektepler kurulursa gayrimüslim unsurlardan o kültüre adapte, hatta o mezhebe giren bir grup teşekkül edilir. Onlar vasıtası Osmanlı hükümetine baskı yapma imkanı doğar. Veya bu mekteplerde yetişerek kendi kültürünü empoze ettiği kimseler yarın bir gün rahatça bir temsilci olabilir. İbranice öğretilmesine gelince, istikbalde burada bir Yahudi devletinin kurulması çok eskiden beri Avrupalıların, Almanların ve İngilizlerin planıydı. Bunu öngörüyorlardı. İbranice'nin öğretilmesi hem burada istikbalde kurulacak Yahudi devletinde ön planda olmak manasına geliyordu. Hem de bir takım istihbarat faaliyetlerinin kolay yürütülmesi manasına geliyordu. Sultanahmet bunu hissedince, bu mektepleri yasaklamanız mümkün değil. Çünkü milletler arası anlaşmalar yapmışsınız. Bu mekteplere izin veriyorsunuz. Bu mektepler Müslümanları Hristiyanlaştırmak için değildir. Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimleri farklı mezheplere kaydırmak için kurulmuştur. O da enteresan ve çoğu da muvaffak olmuştur. Pek çok Ermeni mesela Fransız mektepleri vasıtasıyla Katolik olmuştur. Ve Fransa bunlar vasıtasıyla Osmanlı ülkesine müracaat ediyor. Protestanlaşan Ermeniler bile vardır. Süryaniler vardır. Hiç olmayacak bir şey. Sultanahmet Filistin'de bir hayli araziyi kendisi satın, zengin bir padişahtı. Bu biliniyor. Kendi üzerine tapulatmıştır. Satın almak suretiyle, yani padişah bura benim dediğim etrafını çeviremez. Bu da yanlış anlaşılmasın. Padişahın parası var. Hazine-i hasreden bir şeyi kendi üzerine alabilir parasını ödeyerek. Yani devlet hazinesini öder ve orayı satın alır. Benzeri bir çalışma Musul petrol havzasında var. Petrol o zaman çok lüzumlu bir şey değil. Çok fazla kullanılmıyor. Ama istikbal vaat ediyor. İngilizler bunu anlamış. Sultanahmet de bunu anlamış. Fakat biliyorsunuz Sultanahmet tahttan indirdikten sonra iddiaçlar millete şirin görünmek için affedilmez bir aptallık yaptılar. Sultanahmet'in satın aldığı arazileri devlete döndürdüler. Devlet arazisi ilan ettiler. Sonra buralar işgal edildi. İşgal edilince işgal edenler dediler. Mesela bir kamulaştırma var ortada. Evet. Hamid'in, Sultanahmet'in çocuklarına bu kamulaştırma karşılığında gerekli ücretler verilmedi. Hayır verilmedi. Sultanahmet zamanında yapılan icraatların çoğu iptal edildi. Bu gayri hukukidir. Sultanahmet'in menkul paraları vardı. Bunlar zorla tehdit ederek elinden alındı. İşte senetleri keza öyle. Ama millete alındı dendi. Yani orduya alındı. Ordu zaten iddiaçların elindeydi. Gayrimenkul arazileri ise kanun çıkartılarak devlet hazinesine aktarıldı. Herkes sevindi. Oo ne güzel. İddiaçılar padişahın malını millete hediye etti. Hep öyle derler millete. Halbuki millete demek belli kimseler yesin demektir. Sonra buralar işgal edildi. İngilizler dediler ki biz hususi mülke dokunmayız. Milletler arası prensipler bunu gerektirir. Şahısların mallarına dokunmayız. Ama burası Osmanlı Devleti'nin arazisi. Dolayısıyla burası bizim oldu dediler. Ve buralara
çok miktarda Yahudi yerleştirdiler. Yahudileri sevdiklerinden değil. Filistin'de İngilizler öteden beri siyaseti budur. Farklı etnik gruplar bir arada olduğu zaman bunları birbirine kırdırırsınız. Orada rahatça hakem pozu takınırsınız. Büyük İskender'den beri gelen bir taktiktir bu. Bir miktar burada Yahudi olsun ki dediler. Araplarla biz bunları birbirine düşürürüz. Fakat İngilizlerin istediği gibi de olmadı. Yahudi jenositten sonra, Nazi jenositinden sonra buraya çok sayıda Yahudi geldi. Bu Yahudiler nüfusu Arapların aleyhine arttırdı. Böyle olunca burada kaçınılmaz bir Yahudi devleti kuruldu. İngiltere bile buradan tası tarağı toplayıp kaçmak zorunda kaldı. İşte o zaman insanlar dediler ki evet, Almanlar Yahudilere olan antipatilerinden dolayı bu jenositi tatbik ettiler. Sadece Yahudilere değil 6 milyon Yahudi öldürdüler. 6 milyon da başka halkları Polonyalı, Macar öldürdüler. Fakat bu jenosit olmasaydı, Yahudilerin bu Arz-ı Mevud'a gitmeleri, burada çoğunluk oluşturmaları ve burada bir İsrail, Yahudi devletinin kurulması mümkün gözükmüyordu. Doğrudan veya dolaylı olarak, bilerek veya bilmeyerek burada Nazilerin, Almanların, İsrail'in kurulmasında büyük bir rolü, payı olmuştur. Burası da enteresan. Ama işin garibi, gerek Filistin arazisi, gerek Musul arazisi İngilizlerin elinde kaldı. Sultanahmet'in evlatları açlıktan ölürken sağda solda, bunlar İngilizlerin elinde kaldı. Bu Sultanahmet varisleri Türk hükümetinden yardım istediler. Dava açalım, milletlerarası arenada burayı alalım. Çoğunu biz Türk hükümetine verelim diye. Ama Türk hükümeti hanedan zenginleşir endişesiyle bunu kabul etmedi. Şu anda da bakın gerek Musul'da gerek Filistin'de yaşanan problemlerin hepsinin sebebi bu Sultanahmet devrine kadar ulaşıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Nasıl geçti anlamadım. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciydi bugün Gece Ajansı'nda konuğumuz. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 24'ü gösterdiğinde günün sıcak gelişmelerini paylaşmak üzere ve geride kalan günü özetlemek üzere yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın. İyi bir gece ve güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle.